Evet, soru şu: yurdunu seven toprağını bu hale getirir mi? Mesele bu aslına bakarsanız, buradan bakacağız. Peki önce bugün ne yaşandı onu soracağım. Gözlerine biber gazı direkt sıkılan, Kazım Kızılbölge'de bizlere hepimize kamuoyuna haber geçmeye çalışan belgeselci gazeteci Kazım Kızıl bizle birlikte. Hemen onu alalım ekrana. Birazdan hoş geldiniz Kazım Kızıl. Emeğinize sağlık diyeyim söze başlarken. Necla Işık bizimle birlikte olacak. Kısa da olsa onun bulunduğu bölgede jammerlar engellediği için bağlantı kurmak zor olacak ama herhalde telefonla bağlanabilecek. Stüdyoda da Tezcan Karakuş Candan bizimle birlikte. Mimar Mühendis Odası herkes tanıyor zaten, aslında tanıtmaya gerek yok. O da bir kent savunucusu. Ankara'da özellikle Atatürk Orman Çiftliği'nin başına gelenlerde herkes tanık ki mücadelesiyle Tezcan Karakuş Candan'ın da. Şimdi Kazım Kızıl, öncelikle bugün yine gözaltılar oldu. Sabah yine aynı şeyler yaşandı. Biber gazlı müdahaleyle güne başladınız. Ne yaşandığınızı bize bir özetler misiniz? Sonra genel sorularımı sorayım. Bugün direnişin 6. günü ve 5 günün yorgunluğuyla açıkçası dün Ören'de kalma kararı aldım. O yüzden sabah çadır alanında değildim ama sonradan tabii ki gazeteci arkadaşlarla ve hem sonrasında çekim yaptığımda sabahın saat 6'sında askerler çadırların arasından girerek hemen orman yolunun kenarına bir barikat örülüyor ve daha önceden zaten yolun karşısına örülmüştü. Çünkü kesim oraya kadar, yani çadır alanına kadar geldi ve orada yüzlerce insan, hem desteğe gelen hem köylüler var arasında. Yüzlerce insan önünde o katliamı seyretmek zorunda bıraka binlerce ağaç kesildi. Ben öğlen saatlerinde gelebildim. Geldiğimde bir gün önce çektiğim işte bir çamaşır falan asılmıştı. Hani onu detay çekim olarak almıştım. Bugün yine aynı kadrajı çektiğimde arkada kocaman bir boşluk olduğunu gördüm. Çünkü etraftaki tüm tepelerdeki binlerce ağaç kesildi. Tabii o sırada karşı koymak isteyenler de 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. 4'ü mevcut olmak üzere. Onlar akşamüstü saatlerinde serbest bırakıldılar ki aralarında avukatlar da vardı. Ondan sonrasında müthiş bir yığınak var. Ona belki birazdan geliriz ama o esnada yine 3 kişi daha gözaltına alındı. Birisi plastik kelepçeyle kelepçelenerek. Tabii ki yine Tom'a suyunu sıktı, biber gazları kullanıldı vesaire. Ama kitle ve köylüler de alandan ayrılmamakta dirençliler bayağı. Şimdi zaten bugün benim gördüğüm görüntülerde de bayağı bir kesim ilerledi. Yani kestirmeyeceğiz direnişi aslında daha fazla desteğe ihtiyaç duyan bir noktada anladığım kadarıyla. Yargı mücadelesi 4 yıldır sürüyordu. Mahkemeler ard arda yürütme durdurma taleplerini 3. kez mahkeme yine reddetti. En son haber buydu. Ortada böyle de bir gerçek var. Siyasiler gelip gidiyor. Onlara daha sonra geleceğim. Ben hani özellikle gözlemlerini de merak ettiğim için bu girişi yapıyorum. Şimdi çok sert bir müdahale var. Yani bunu açıklamak, izah etmekte zorlanıyorum ben. Bir yandan toprak çoraklaşmasın, ağaç kesilmesin diyen yurttaşlar, diğer yanda bunu çok sert bir şekilde karşılayan devletin kolluk gücü jandarma. Bu tabii siyasi iradenin tavrı tarzı olduğu için böyle. Bu anlamda kalabalık arttı mı? İnsanların size ilgisi, oradaki insanların bölgeye ilgisi ne durumda? Şöyle söyleyeyim, ben ilk haberlerimi yine bir Ege köyünde çevreyle ilgili mücadele veren bir köyde yapmıştım, Yırca'da. Orada da zeytinlikleri için direnen bir halk vardı, köylüler vardı, Yırcalılar vardı ve ona desteğe gelenler vardı. Ben onunla ilgili Ölmez Ağaç isimli bir belgesel yaptım. 53 dakika süren bir belgesel. Bu arada çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Eserlerin hakikaten ben de ilgiyle izliyorum. YouTube'da değil mi bütün çalışmaların? Kazım Kızıl. Evet, YouTube'da ve Vimeo'da. Tamam. Merak edenler izlesinler lütfen. Çok kıymetli buluyorum. Ben de çok, eline sağlık. Çok, çok teşekkürler. Yani 10 senedir özellikle Ege'de, İzmir'de yaşadığım için özellikle Ege'deki çevre direnişlerini takip ediyorum. Ekoloji mücadelelerini takip ediyorum. Yani jeotermal enerji santrallerine karşı, işte taş ocaklarına karşı, kömür yataklarına karşı olan bütün birçok direnişi takip ettim. Ve şu ana kadar gördüğüm en sert
en yoğun müdahalenin yapıldığı yer Akbelen. Şu anda 5 gündür burada olduğum için söylemiyorum. Daha öncesinden şöyle bir şey, yani bir video haberci olarak şuradan örnek vereyim. Daha önce bunu hatta Instagram'da da görebilirler. 6 dakika 35 saniye süren işte Mezeköy'de bir jandarmanın müdahalesi var. Bir jandarmanın müdahalesi neden 6 dakika 35 saniye sürer? Çünkü o kadar sert davranmamıştır. Bir sözleşme vardır yani arada, hani tamam biz süpüreceğiz tırnak içinde. Siz de çok şey yapmayın hani burayı falan. Ama buradaki mesela çektiğim videoların çoğu 20 saniye 30 saniye. Hani birçok işte uluslararası ajansa da haber geçiyorum. 20 saniye 30 saniye neden? Çünkü o kadar çok sert bir müdahalede bulunuyor ki. Buradaki kitle ne kadar fazla olsa da o müdahaleye karşı koyacak bir güç yok. Yani şöyle söyleyeyim, hani askeri güç evet sayısız, ben sayamadım. O kadar çoklar ki jandarmalar Robocop kıyafetleri giymiş üstelik. Onun dışında Toma, onun dışında biber gazı, gaz bombası. En son işte geçtiğimiz gün gaz bombası atıldı ve ormanın içindeyiz. Şu anda buradaki hava sıcaklığı inanılmaz. Her taraf zaten kavruluyor. Ben burada 2 sene önce de yangınları takip etmiştim. Burada bir kibrit atsanız yani çok büyük olaylara sebep verebilir. Bir yandan da ormanları koruyalım diye, yangınları engelleyelim diye çabalıyoruz. Tabii ben Akbelen direnişini 2 senedir takip ediyorum. Yangınlar esnasında buralardaydım, yine yangınları takip ediyordum. O günden o zamanlarda Akbelen'e gelmiştim ve 2 senedir takip ediyorum. Şöyle söyleyeyim, Ocak ayında gelip drone çekimi yapmıştım ve drone bir ormanın üzerinde ormanı görüyoruz. Sonra bir anda dönüp maden yani şey kömür yatağını görüyoruz. Orada çalışmaları görüyoruz. Şu anda o drone görüntüsüyle çektiğim görüntüdeki hiçbir ağaç şu an hayatta değil. Yani yüzyıllardır, 10 yıllardır ayakta dimdik duran ağaçlar birkaç saniye içinde şu anda binlerce ağaç yatay pozisyonda. Yani bir ağacın yatay pozisyonda olma hali de gerçekten insanın gözü de alışmadığı için ayrı bir etkiliyor. Kazım Kızıl, Tezcan Karakuşcan'dan da bir kent savunucusu, bu kadar ağacın yok edilmesinin ne anlama geldiğini onunla da konuşacağım. Bu arada stüdyoda bizi dinliyor şu anda. Şunu vurgulamak istiyorum. Bugün akşam gazetesinde, iktidar medyasında, arkadaşlarım kupürü getirirler ekrana, bir haber çıktı. Günlerdir, yani 6 gündür haber vermeyen iktidar medyası bugün dünkü CHP'nin ziyaretinden, oraya çıkarmasından sonra ilgisini gösterdi bir anda ve çok şaşırdım. Hiç tanık olmamıştım. Fikrini merak ediyorum. Akbelen'de neler oluyor diyor iktidar medyası ve bir eylem yapılmış orada. Yerli ve milli enerjimiz engellenemez demiş orada bir takım muhtar, yurttaşlar falan. Tanık oldun mu? Orada bir karşı eylem mi yapılmaya çalışıldı? Yani burada bir gösteri mi yapıyor iktidar? Şöyle, yine son 10 seneden bahsedeceğim. Bu benim her yerde karşılaştığım bir şey. Yani bir mesela Yırca'da şöyle yaptılar. O zeytinlik alan acele kamulaştırmayla alınıp şirkete verildi ve şirket hemen onun etrafına özel güvenlik çekti. 10 metrede bir özel güvenlik vardı ve özel güvenliği de bilinçli olarak çevredeki köylerden, Soma'dan filan seçti. Neden? Birbirine kırdırma hamlesi. Çok çok açık ve net. Eğer hani çok basit bir kuraldır, yönetemiyorsan parçala gibi. Evet, burada da ilk günde de bize bazı WhatsApp mesajları, görüntüleri geldi köylülerden. Bazı muhtarlar WhatsApp gruplarında, köy gruplarında duyurular yapıp işte kesim işçisi, yevmiyesi 1600 lira olan ve kesim yapabilecek kişileri acilen sahaya davet ediyor. Yani burada aslında bir böyle küçük bir bal çalmak gibi bir şey ve orada aslında asıl gaye de birbirine kırdırmak. Evet, öyle, ben direniş alanından çok ayrılmadığım için tanık oldum diyemeyeceğim ama yapılmış da olabilir. Çünkü YK Enerji buraya çok yakın, zaten oraya kömür gidiyor. Ve işçiler de ne yazık ki onlar adına da çok üzgünüm. Böyle bir işte maden işte olsun, o tür sarı sendikalar dediğimiz yerlerde sözde örgütlenen işçilerin bu tür maalesef kullanıyorlar girişimlere zorlanması şey, ama oradakiler
ne yazık ki sadece birer imajdan öteye gitmiyorlar. Evet, asıl ne olduğunu o yüzden bize anlatman çok kıymetli. Oradaki bütün arkadaşlarımız için söylüyorum elbette. Bir belgeselci olduğun için dikkat ettiğin ayrıntılar da çok kıymetli. Onun için de fotoğrafın her yerdeydi örneğin. O açıdan da önemli. Şimdi bir Esra Işık'ı rica edeceğim arkadaşlardan. Necla Hanım'a ulaşamıyormuşuz çünkü. Esra Işık'ın bir videosu var. Her yerde konuş... Yani bizde de şu anda dinleyelim istiyorum onu. O kadar güzel anlatıyor ki orayı. Ve yıllardır anlatıyor. En son Ceren Sözer'i 2021 yılında mesela ondan bahsetmiş. Çünkü bölge halkı zaten yıllardır o bölgede mücadele veriyor. Hep beraber bir dinleyelim. Sonra sana o bölgede görev yapmanın ne anlama geldiğini sormak istiyorum çünkü. Bir arkadaşlar hazırsa Esra'yı dinleyelim. Esra Işık'ı. Bu köylü kadınların mücadelesi bu yüzdendir. Bunca senedir yaptıkları her şey bu yüzdendir. Bu yüzdendir bu şiddete karşı koydukları. Ya yeter artık ya. Avukatımızı gözaltına aldınız. Arkadaşlarımızı gözaltına aldınız. Ya siz kimi kimden koruyorsunuz, neyi neyden koruyorsunuz ya? Bu ormanlar iki senedir yaşıyorsa bizim sayemizde. Her yer orman yangınları varken buraya kesime girdiler ya. Kesime girdiler, biz savunduk, biz koruduk. Bu ağaçlar hala ayaktaysa bizim sayemizde. Bu topraklar hala varsa bizim sayemizde. Ya siz kimi kimden koruyorsunuz ya? Burada toprağına sahip çıkan köylüler var, köylüler. Bunlar sizin ananız, bacınız. Ya siz bunları el kaldırıyorsunuz ya. Bunlara sıkıyorsunuz da biber gazını. Gözüme neden bakmıyorsunuz gözüme? Gözüme bakamıyorsunuz çünkü gerçeği biliyorsunuz ya. Demek ki, hepiniz gerçeği biliyorsunuz demek ya. Demek ki vatandaş geldi bunlar gavur aşkına. Hepiniz gerçeği biliyorsunuz. Gavurda kalmış bunlar hep. Ya konu o değil. Bakın burada bir yanlış var. Bu yanlıştan dönülmesi lazım. Burada toplanan bunca insan var, bunca köylü var toprağında sahip çıkmaya çalışan. Bu cesareti gösteren o kadar köylü var. Gelmişsiniz bu köylüye, bu yaşlı insanlara el kaldırıyorsunuz ya. Yerlerde sürüklemediniz kaldı ya. Ya jop vuruyorsunuz, biber gazı sıkıyorsunuz. Burada koa hastası insanlar var. Neden koa hastası? Bu termik sazlar bu kömür yüzünden. Bu yüzden bu mücadele. Bu bir toprak mücadelesi, bu bir orman mücadelesi, bu bir yaşam mücadelesi. Ya ne olur artık sesinizi duyun. Avukatımızı serbest bırakın. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. Kesimi bir an önce durdursunlar. Kesimi durdurun artık. Gidin yargına müdahale edin. Ya. Suç mahalli burası değil orası. Yargına müdahale edin. Avukatımızı serbest bırakın. Yargına müdahale edin. Kesimi yapanları savunmayın be artık. Çok çok hak mücadelesi olduğunu çok çok iyi anlatan bir video bu bence. Çok iyi bir anlatım. Ve de Akbelen savunucusu çevreci bugün mesela Sözcü'de manşetteydi. Yurt dışına çıkış yasağı getirildiği için. Oysa biz 6 yaşındaki çocuğa evlenebilir diyen doktora çıkış yasağı konmadığı için kaçtığı haberini okuduk aynı zamanda. Çok garip bir ülke oldu bu. Neyse ki bugün mesela beni sevindiren 308 örgüt Akbelen'le ilgili abluka kaldırılsın, kesim durdurulsun açıklaması yapmış. Birazdan vereceğiz, siyasilerin ilgisi var. Fakat yeterince değil galiba. Esra Işık'ın bahsettiği o 80'lik 90'lık ninelerimizden de görüntüyü görelim. Zehra Nine fotoğrafını, Gülsüm Nine'yi görelim. Ve Kazım Kızıl, o bölgede çalışmayı bize bir anlat. Tezcan'ı çok beklettik ama çok kıymetli anlatacakların. O yüzden içinde de bir şey kalmasın. Bizimle paylaşabileceğin ne varsa söyle. Seni uğurlayalım sonra. Yani şöyle, ben o haberleri görünce, hani ben de sosyal medyayı akşamları takip edebiliyorum, biraz interneti çektiği yerlere gittiğimde sürekli böyle durumlarda hep bir bu mücadelenin işte şöyle bir ayağı var, şöyle bir ayağı var diye hep başka yerlere, halbuki burada asıl direnenler zaten köylüler. Buradaki köylüler, köy sakinleri direnmese, isterseniz buraya binlerce insan yığın. Hiçbir önemi yok. Çünkü oradaki insanların sahiplenmesi lazım. Ve ben bu tür haberleri de görünce oturdum ve direniş alanına gelen teyzeleri videolamaya başladım. Ve o kadar sayıları o kadar çok ve her şeye rağmen, yani yukarıda mesela Tom'a su sıkıyor ama o aşağıda sandalyesinde otursa bile gitmiyor. Dönmüyor ve bu aslında bir yandan Tom'un önündeki işte o kesimi durdurmak isteyen köylüler olsun, gençler veya işte hak savunucuları, avukatlar, bazen vekiller, ki vekilleri bile dinlemiyorlar zaten hani müdahale konusunda. Onları da hani bir yandan Tom'a döndüklerinde
o teyzeleri görüp bir daha dönüyorlar. Böyle bir nasıl derler, loop'a alınmış durumda. Yani bir döngüye girmiş durumda. Ama evet, kesin ne yazık ki ormanın büyük bir çoğunluğunu yok etti. Ama şu anda hani daha önce ormanı korumak mücadelesi, şu anda toprağı korumak. En azından toprak olduğu yerde kalsın. Ağaçlar kesildiği yerde kesilmiş olsa bile kalsın. Evet, ama yeter ki bu toprak örtüsü kaldırılmasın, altındaki kömür alınmasın. Çünkü evet, yenileyebilir bu orman kendisini. Hani bir yandan 5'te 2'lik bir kısmı hala var. Yani savunulacak orman da var. Şimdi savunulacak bir de toprak oldu. Ve ben 2 sene önce geldiğimde Esra ile bir video röportaj yapmıştım. Hatta dün gece de onunla konuştuk. O zamanki Esra ile şimdiki Esra'yı yan yana koyduğumda çok genç bir arkadaşımız. 2000 doğumlu, 23 yaşında bir arkadaşımız. Ama o dönüşümü görmek, hele bir belgeselci ve gazeteci olarak o dönüşümü görmek, 2 sene önceki bir karakterle şimdi büründüğü o karakter arasındaki farkı görmek, yani ona tanık olmak bile çok etkileyici ve üzücü. Evet. Bir de şuna değinmek istiyorum. Yani burada en can alıcı noktalardan biri de şu. Yani bir şirket bu kadar insan gücünü kullanmak istese, yani işte silahıyla bilmem o koruma ve güvenlikçi tutmak istese bu kadar sayıda, ne bileyim hani kiralık olsa, hani Tom'a kiralamak istese iki tane veya jammer cihazı kiralamak istese veya bu insanların oradaki işte yeme içme barınma gibi, acaba ne kadar bir kaynak ayırması lazımdı? Şu anda hiçbirini ayırmasına gerek yok. Devletin kolluk kuvveti, halkın koruması gereken kolluk kuvveti halka karşı şirketi koruyor. Ormanı koruması gereken Orman Genel Müdürlüğü, halka karşı ağaçları koruması gereken ağaçların kesiminde bizzat rol alıyor. Onlarla işte protokoller imzalanıyor ve bizim vergilerimizle yaşayan bir kurum, var olan bir kurum ki 50'lerden beri aslında inanılmaz çalışmalar yapmış bir kurum Orman Genel Müdürlüğü. Ama şu anda geldiğimiz noktada ormanı kesen, onu katleden bir noktada. İşte bu da bir devletin devlet aklıyla değil de şirket mantığıyla yönetilmesinin bir sonucu ne yazık ki. Bunu da burada en acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Kolay gelsin diyorum. Oradaki mücadele sizin onların sesi olmanızla daha da anlamlı hale geliyor. Çünkü duyabiliyoruz çünkü. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim yayına bağladığınız için. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere.